Değerli dostlar, Nisan ayının ilk Kur'an okumunda birlikteyiz. Cenab-ı Allah'ın izni ve keremiyle inşallah bugün En'am suresinin 71 ile 82. ayetleri arasındaki kısmı beraberce mütalaa edeceğiz. Zaten bizim üslubumuzu bilenler biliyor ama yine de kısaca misafirlerimiz var, biliyorum ben, yeni gelenler var. O sebeple kısaca söyleyelim. Biz tamamen serbest, doğaçlama, önceden aramızda öyle bir planlama yapmaksızın ayetleri sizinle beraber böyle tartışıyoruz, konuşuyoruz. Tabii ki gelmeden bakıyoruz, inceliyoruz ama aramızda bir koordine yapmaksızın. O sebeple zaman zaman böyle hafif çakışma gibi şeyler de hissedebilirsiniz. Bunlar bizim bu Kur'an oturumlarının tabii halidir diyebiliriz. Bugün aramızda Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Mustafa Öztürk var. Kendisi yarın yapacağımız panel için geldiler. Kur'an oturumunda beraber olalım dediğimizde sağ olsunlar bizi kırmadılar. Kendisi benim sınıf arkadaşım. Geçen hafta bu sohbete katılanlara kısaca tanıtmış idim. Hatta kendisi burada olduğunda söyleyemeyeceğim şeyler size söylemiş idim. Şu anda da söylemiyorum kendimi terkiye atmamak için. Ama güzel bir Kur'an oturumu olacağı kanaatimi hemen işin başında sizlere paylaşabilirim. Usulümüz olduğu üzere Mehmet Celal hocamızdan başlayacağız. Kendileri bize bu ayetlerin mealini lütfedecekler. Buyursunlar hocam. Estağfurullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul en'ed'u min dunillahi ma la yenfa'una ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. De ki biz bize ne faydası ne de zararı dokunan Allah'tan başka bir takım şeylere mi ibadet edelim ve küfre geri mi dönelim? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra. كَلَّذِ اِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْرًا. Tıpkı o kimse gibi ki şeytan onu dalalete düşürdü ve o yeryüzünde şaşkınlık içerisinde kaldı. لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ اِلَى الْهُدَى اِتِنَا. O kimsenin kendisini hidayete çağıran, bize gel diye hidayete çağıran bir takım arkadaşları vardır ama onları dinlemiyor. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى. De ki, gerçek hidayet, doğru yol, Allah'ın hidayeti ve gösterdiği yoldur. وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ve biz Allah'a boyun eğmekle, ona teslim olmakla memur kılındık. وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. Ve bir de namaz kılıp Allah'tan korkmak ve sakınmakla memur kılındık. Ve huvellezî ileyhi tuhşarûn. Zaten huzurunda toplanacağınız varlık da odur. Ve huvellezî halakas semâvâti vel ardı bil hak. Ve yine gökleri ve yeri hak ile yaratan odur. Ve yevme yekûlukum feyekûn. Yine o günü hatırla ki o gün ol diyecek ve varlıklar olacak olanlar olacak. Kavluhul hak, sözü gerçeğin ta kendisidir. Ve lehul mulk, mülk de hüküm ve hakimiyet, hükümranlık da ona mahsustur. Yevme yunfaku fissur, o sura üfürüleceği gün. Alimul gaybi ve şehade, o görülen alemi de görülmeyen alemi de bilendir. Ve huvel hakimul habir, o hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Ve iz kâle İbrahimu li ebîhi âzara etettehizu asnâmen âliha. O zaman da hatırla ki İbrahim babasına, Azer adında babasına, sen bir takım putları mı ilahlar, tanrılar ediniyorsun demişti. İnni arâke ve kavmeke fî dalâlin mubîn. Ben seni de kavmini de apaçık bir dalalet içinde görüyorum. Ve kezalike nuri İbrahim melekutes semavati vel ard.
Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, bu melekut kavramı üzerine daha sonra durulacaktır, gösteriyoruz. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ Kendisi kesin inanca ve bilgiye sahip olsun diye. فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَى كَوْكَبَى Gece karanlığı basınca İbrahim bir yıldız gördü. قَالَ هَذَا رَبِّي İşte bu benim Rabbimdir dedi. فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ لَا اَفَلِ Yıldız batınca dedi ki ben batan şeyleri sevmem. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي Ayın dolmaya başladığını görünce bu sefer Rabbim budur dedi. فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اِلَّمْ يَهْدِينَ رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِّينَ Ay da batınca bu sefer şöyle dedi. Eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse gerçekten dalalete düşen kimselerden olacak. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ Güneşi doğmaya başlarken görünce bu sefer şöyle dedi. Rabbim budur, bu daha büyüktür. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Güneş de batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım, beriyim dedi. اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ben batıldan hakka meylederek gökleri ve yeri yaratan Allah'a yüzümü yönlendirdim ve ben müşriklerden değilim. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ Kavmi onunla tartışmaya başladı. قَالَ اَتُحَاجُّونِ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ Dedi ki Allah hakkında o beni hidayete erdirmişken benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا Aslında ben sizin o ortak koştuğun şeylerden korkmam. Allah'ın irade buyurduğu, dilediği bazı şeyler müstesna. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Veya Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Acaba aklınızı başınıza almaz mısınız? وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Nasıl olur da ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkarım da siz Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği ve ona ortak koştuğunuz ve ona ortak koştuklarınızdan korkmazsınız. فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ Acaba ortak koşmayanlar mı, ortak koşanlar mı daha güvenlik içerisinde olurlar? Hangisi bunu daha çok hak ediyor? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer biliyor iseniz. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنِ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İman edip imanlarına şirki karıştırmayanlar var ya, işte gerçek güvenlik ve güven onlar içindir ve hidayete erenler de zaten onlar. Sadakallahu aleyhi. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu ayetler içerisinde adeta sadece iki temel konu var gözüküyor. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun davetinden, onun muhataplarının durumundan bahseden birinci kısım, o da üç ayettir. Sonra da Hazreti İbrahim'den ve onun Hakk'a davetinden, Hakk'a çağrısından bahsediliyor. Aslında bu ikisini birleştirmemiz de mümkündür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in duasıdır. Hazreti İbrahim'in soyundan gelen ve aynı tevhid çizgisini devam ettiren biridir. Aslında birazcık dikkatli baktığımız zaman burada anlatılan şeyler, isimler kaldırıldığı zaman İbrahim'in de anlattığıdır.
İsimler kaldırıldığı zaman Hazreti Peygamber'in de anlattığıdır. Mücadele birbirine benzemektedir. Ancak burada Peygamber Aleyhisselam'ın tevhid çizgisinde Hazreti İbrahim'in mirasçısı olduğunu adeta göstermek üzere Cenab-ı Allah önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne demesi, ne yapması, nasıl davranması gerektiğini söylüyor. Kavmiyle nasıl mücadele etmesi gerektiğini, onların içerisinde bulundukları mantık hataları neler olduğunu söylüyor. Sonra da benzer fiili zaten İbrahim'in de yaptığını, hatta çok acı bir gerçek olarak ortaya koyuyor ki kendi babasıyla dahi, biraz sonra babası mıdır, amcası mıdır onu konuşacağız. Kendi babasıyla da dahi bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu ilginç bir benzerliktir. Cafer Bey geçen haftaki sohbetimizde yoktunuz değil mi? Yoktum. Yoktunuz. O zaman bunun hakkını helal etmeniz lazım. Sizden başlayalım derim. Ne dersiniz? Buyurunuz hocam. Siz ne dersiniz bu ayetlerle ilgili olmak üzere? Önce ilk üç ayeti alalım derim. Takdir sizin. Başka şeyle meşgul şey. Kur'an-ı Kerim'de olduğunu söyleyebilir miyim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi burada Abdülhamit Bey'in söylediği gibi üç konu var. Burada birisi ilk şeyde kul ened'u min dunillah estağfirullah kul ened'u min dunillahi ma la yenfa'una ve la yedutuna. Yani burada putlardan bahsediliyor. Yani putların fayda vermeyen, zarar da vermeyen, ne fayda sağlayan ne zarar verebilen. Hatta bunu bazıları demişler ki işte ahirette fayda sağlamayan dünyada da zarar veremeyecek durumda olan. Niye bundan korkuyorsunuz bu putlardan? Fenurettu ala aqabina ba'de iz hedeyna Allah. Hedeyna Allah. Hedeyna Allah, pardon. Eğer biz şey yaparsak ökçemiz üzerine geri dönmüş oluruz. Gerisin geriye dönmüş oluruz ki Allah hidayet verdikten sonra bu bir dönüştür. Kötü bir dönüştür tabi. Kellezi istehvetu eşşeyatin fil ardı hayra. Burada şunu söyleyeyim ben bir bütün olarak ele alayım daha iyi olur. Böyle tek tek gidersek uzayacak şimdi. Dört kişi de varız burada. Bugünkü konu da çok uzun hakikaten bir konu. Burada müşriklere yönelik putların gereksizliği anlatılıyor. Ondan sonra dönülüyor Hazreti İbrahim kıssasına geçiliyor. Ve iz kâle diye uzkur. Artık hatırla ki kâle İbrahimu li ebihi diye İbrahim babasına demişti. Ne demişti? Putlardan bahsetmişti orada. Etettehizu esnamen âliheten. Sen bu putları ilahlar mı ediniyorsun filan diye. Tabi bu İbrahim Aleyhisselam hakkında birçok şeyler uydurulmuş. Birçok İsrailiyattan geliyor bize. Çok onlar çok asla düşünecek. Bu şu güneşi görmesi, ayı görmesi, yıldızları görmesi sanki çocukluğunda gerçekleşmiş bir olay da Hazreti İbrahim kendi aklıyla Allah'ı bulmuş gibi böyle aktarılıyor. Halbuki okuduğumuz zaman Kur'an'da hiç de öyle değil. Hazreti İbrahim bu peygamberliği zamanında geçen bir olaydır. Buradan şunu hatırlamamız gerekiyor. Ben onu söylersem belki o altyapıyı kurmuş oluruz. Hazreti İbrahim'in peygamber olarak gönderildiği kavmin iki özelliği vardır. Birisi yıldızlara tapıyor bunlar. gökteki cisimlerin tanrısal varlıklar olduğunu iddia ediyorlar ve onlara tapıyorlar. Hatta bu kule fikri onlardan gelmektedir. Bu yüksek kuleler yaparak gökyüzünü incelemek dediğimiz şey. Hatta biliyorsunuz bizde ilk mescidin, Hazreti Peygamber'in Medine'deki mescidinin şeysi yoktur, minaresi falan yoktur. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh mescidin en yüksek yerine çıkıp oradan ezan okuyor. Ne zaman ki geliyor Müslümanlar bir kule fark ediyorlar. Bu kuleler diyorlar, o kuleyi niye yapıyor o insanlar? Gökyüzünü izlemek için yapıyorlar. Fakat Müslümanlar bakıyor buradan diyor üzerinden ezan okunursa çok uzaklara ses gider. Onu minare şeklinde kullanıyorlar. Ve bu minare fikri de oradan zaten ortaya çıkıyor. Bir de gün ben şeyi de gördüm, Harran'da oranın ulu camisi vardır, yıkılmış tabi ama o kule kalmış. Dediler ki bu kule o putperestlerden kalma ama daha sonra minare olarak falan kullanılmış o. Bu bir alettir, araçtır netice itibariyle. Şimdi bunlar gökyüzündeki varlıkların, yıldızların, o yıldız olarak görünüyor tabi o zaman, gezegen fikri var mı bilmiyoruz tam olarak. Yıldızların tanrısal varlıklar ve yeryüzünü etkilediklerini düşünüyorlar. Hatta yeryüzündekilerin kaderlerini belirleyen yıldızlardır. Bugünkü yıldız falı fikri de oradan geliyor zaten. O putperestlerden geliyor. Bu daha sonra felsefecilere de tesir etmiş bu anlayış.
İkincisi, bu yıldızların bir de yeryüzünde putlarını yapıyorlar. Yıldızları temsilen putlar yapıyorlar. Niçin? Bakın şimdi burada Hazreti İbrahim diyecek ki, ya siz yıldıza tapıyorsunuz, bak yıldız pat kayboldu. Ay'a tapıyorsunuz, o da kayboldu. Güneş'e tapıyorsunuz, o da kayboluyor. Peki ne olacak? Onlar diyorlar ki kayboluyor ama bizim putlarımız var onlar temsil. Bak onlara şey yapıyor. Nitekim başka bir kıssa orada burayla alakalı, bağlantılıdır. O putları kırması da burayla bağlantılı zaten. Siz diyor madem o putları mı şey yapıyorsun, ben o putları da kırarım diyor Hazreti İbrahim. Nitekim putları kırdıktan sonra Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. Bakın bu yıldızlarla ilgili bu olaydan sonra Hazreti İbrahim'e yönelik herhangi bir şey yok müşriklerin. Yani o kavminin müşriklerini. Putları da kırdıktan sonra artık onların şeysi bitiyor tamamen. Ne derler? İnançlarını kökten yıkmış gibi bir durum söz konusu oluyor. Şimdi bu yıldızlarla bir yerde onları mat etmişti diyelim yani. Onları şaşkına çevirmişti ama putlara güveniyorlardı. Putları da kırınca inançlarından hiçbir şey kalmadı. Bu sefer ne yapacaklar? Hazreti İbrahim'e karşı koyacak, fikren karşı koyacak bir durum kalmayınca işte kaba kuvvete başvurdular. Kaba kuvvette nedir? Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıdır. Ondan sonra da bakın burada iki ayet var. Hazreti İbrahim'in peygamberliği zamanında olduğunu gösteren 2-3 ayet var burada. Birisi şudur. Kezalike nuri İbrahim'e melekute semavati vel ard. Biz Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. Melekutunu yani göklerin ve yerin mülkünü tanıttık. Veya bir başka görüşe göre de göklerdeki ve yerdeki acayiplikleri tanıttık. Allah'ın yarattığı o yaratılıştaki olağanüstülükleri diyelim, tanıttık. Bu aslında bazı müfessirler diyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in aslında bir miracıdır. Yani bir nevi göklerin ne olduğunu Hazreti İbrahim'e tanıtılıyor ki bak diyecek ki Hazreti İbrahim kavmine bak ya sizin bildiğiniz değil gibi değil o gökyüzünde gördüğünüz o şeyler. İşte tanrısal varlıklar değil yıldızlar diyecek. İkincisi de bakın tartışmanın sonunda Hazreti İbrahim ne diyor? Ya kavmi diyor. İnsanların içinde geçiyor bu olay. Hazreti İbrahim insanlardan uzak bir yerde değil. Bakın tartışmanın sonunda felemma efelet en sonu güneşte şey olunca ya kavmi inni beri'um mimma tüşriku. Ben sizin şirk koştuklarınızdan beriyim diyor. Bu bir tartışmadır aslında. Zaten birisi demiş tefsirlerde, hani İbn-i Kesir'de geçiyordu herhalde. Bu bir nazar mıdır, münazara mıdır diyor bu olay. Bir nazar mıdır? Yani Hazreti İbrahim böyle göklere bakarak kendisinin bir şey keşfetmesi midir? Yoksa oradaki insanlarla bir münazara etmesi midir? Ben sonunda diyor ki İbn-i Kesir bu bir münazaradır diyor. Nazar değildir. Çünkü zaten münazara şeysi içerisinde veriliyor bu şey. Arkasından gelen üçüncü bölüm gibi görünen şey de ve haccehu kavmuhu da münazara olduğunu gösteriyor. Kavmi onunla mücadeleye girişti. Kısmı da zaten bunun münazara olduğunu gösteriyor. Ben buradan bitireyim hocam. Hocam biz ilk bölümü halledersiniz. O akidevi yönü birazcık şey yaparsınız derken siz file gelince dediniz ve file tamamladınız. Finale götürdünüz. Finale götürdünüz hocam. Ondan ama sonra Mehmet Yalar hocam bizi şey yapar herhalde. Evet. Tekrar mindere çeker gibi mi geliyor? Muraddu ala akabine olmasın. Yani. Yok hocam biz Necip Fazıl hani irticayı şey yaparken onun bir tarif var. Neyse konuya girmeyelim. Evet. Hocam buyurun. Estağfurullah. Evet. Yani burada Cafer Bey'in söylediklerine ilave edecek yeni çok fazla bir şey yok. Fakat Hazreti İbrahim tabi tefsirlerdeki bilgilerden harekettir. Hocam hadi özellikle 71-72-73 tamam, onu şey ediyorum. Hı-hı. Şimdi bir kere ayetlerden çok açık bir şekilde anlaşıldığı gibi orada bir putperestlik inancının ve o merkezde bir dini hayatın varlığı buradan çok iyi anlaşılıyor. Malumunuz olduğu üzere Hazreti İbrahim'den önce Hazreti Nuh gibi peygamberler gönderilmiştir. Müşriklerle, putperestlerle, tamamen inançsızlarla mücadeleler Hazreti İbrahim'den önce de vardı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim geldiğinde kendi kavmini yine putperestlik anlayışı üzerinde görmüştür. Hatta çok küçük yaşta biraz aklı ermeye başladıktan sonra ilk sorduğu soruyu annesine sorduğu rivayet edilir. Annesine hitaben benim Rabbim kim diye sorar. Annesi de kendisine senin Rabbin benim der. Peki senin Rabbin kim der? O da benim Rabbim de babandır der.
Peki babanın Rabbi kim deyince annesi ona bir tokat atar. Orada susmak zorunda kalır. Fakat annesinin de kafası karışmış olur. Çünkü ondan ötesine geçememiş. Yani putperestlik malum insanın zihni muhakemesini dumura uğratır. Çok kısa menzilli mesafeli düşünmesine yol açar. Beyinde öyle bir idrak tahribatı da yapar. Anne İbrahim'le yaptığı bu ilk raundu kaybettikten sonra gerçekte kaybediyor ama bir tokat atmak suretiyle de durumu kurtarmaya çalışıyor. Doğruca Azer'in yanına geliyor. Diyor ki büyük ihtimalle Nemrud'un çekindiği, sakındığı, korktuğu tabirimi bağışlayın, metaforu kullanacağım, velet budur herhalde diyor. Yani şeyin başına iş açacak, Nemrud'un başına iş açacak çocuk. Bizim kralın başına iş açacak. İş açacak çocuk budur diyor. Çünkü sorduğu sorular dehşet verici sorulardır. Ben altından kalkamadım. Sadece ona bir tokat atmakla karşılık verdim. Sana soruyorum şimdi. İbrahim'in Rabbi kim? Sensin diyor. Peki benim Rabbim kim? Benim diyor. Peki senin Rabbin kim? Nemrut'tur diyor. Nemrut'un Rabbi kim deyince o da tokat yemeyi hak ediyor. Çünkü onun da ötesine geçilemiyor. Yani Azer de ancak Nemrut'a kadar çıkabilmiştir. Nemrut'un ötesine geçememiştir. Ve bunlar tabi sınavda kalıyorlar. Hazreti İbrahim yaşı biraz daha ilerleyince az bir şey. Müfessirler de zaten Hazreti demin Cafer Bey çok büyük isabetle nazar mı münazara mı falan. Aslında münazara karşılıklı tartışmadan öte imali fikirdir. Yani göz görmesinin değil de gönül görmesini yani idrakle alakalıdır. Yani pek çoğu diyorlar ki Hazreti İbrahim'in kalp gözü açıktı. Yoksa onlar da yıldızları görüyorlardı, güneşi görüyorlardı, ayı görüyorlardı, gök cisimlerini her gün görüyorlardı. Şimdi وَكَذَٰلِكَ نُرِي اِبْرَٰهِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ يَوْلَارِ diyelim ki bunu biz güneş, ay ve yıldızlar olarak dönüş çevirirsek veya anlarsak peki öbürlerinin bunları görecek gözleri yok muydu? Yani maddeten görecek gözleri vardı da idrak edecek basiretleri yoktu. Gönül gözle basar vardı fakat basiret yoktu. Onu göremiyorlardı. Şimdi galiba Hazreti İbrahim'in burada yıldızdan başlayarak öyle bir doğan, batan, doğan, batan böyle sanki zihinde, kalbinde bir aydınlanma, bir ışık, ışığın, manevi ışığın doğuşunu temsil eder gibidir. Evvela aydınlık ve ışık saçan şeylere dikkatini teksif etmiştir. Buradan hareketle bu aydınlık veren, ışık veren varlıkları onun ruh dünyasındaki aydınlanmanın başlangıcı olarak görmek gerekiyor. Bazı tefsirciler de zaten bunun bir basar görmesi değil de bir idrak olması gerektiğini söylüyorlar ki onun peygamberliğiyle yani geleceğe dönük ifade edeceği misyonla örtüşmesi mümkün olmuş olsun. Ha, ve bu çerçevede işte şu doğuyor, şu batıyor olmaz, bu da doğdu battı olmaz, güneş de doğdu battı olmaz. Ondan sonra ben sizin mimma tüşrikun iki türlü anlaşılabilir. Dil tahlili açısından misal söyleyeyim. O oradaki ma eğer mevsule veya mevsufe ise ortak koştuğunuz şeylerden yani putlardan beri veya gök cisimlerinden. Cafer Bey'in dediği gibi hakikaten orada bir inançta bir şey var. Ne diyorlar? Dualite mi diyorlar? Yani bir ikircilik var. Bir gök varlıklarına inanıyorlar. Bir de yeryüzündeki putlara. Yani enleri onları yönetiyor. Yerde olup bitenleri de putlara ait kabul etmişlerdir. Ha, fakat bu şekildeki bir inancın inanç olamayacağını kabul ediyor ve Allah'a ortak koştuklarınız veya mimma tüşrikun mayı mastariye kabul edersek min işrakikum yani şirkinizden Allah'a bazı varlıkları ortak koşmanızdan ben biganeyim, uzağım, beriyim. Bunlarla benim hiçbir ilgim yoktur. Diye orada tevhid inancına Cafer Bey'in söylediği bu ateşe atılması ondan sonra ibadeti de وَنَقِيمُوا الصَّلَاتِ falan biz şununla memur kılındık, emredildik. O ateşe atılma olayı orada bir halkayı müsaadenizle ben şey edeyim, dile getireyim. Şimdi tabi putları kırıyor. Ondan sonra sorguya çekiliyor. Sen mi yaptın bunları falan dedikten sonra Nemrut'la bir tartışmaya giriyor Hazreti İbrahim. قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ dedi. Eğer Tanrıysan gerçekten Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de batıdan getir deyince فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Ondan sonra قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا عَلِيَتَكُمْ. Mehmet Emin Bey insicam böyle
Daha doğru gözükmüyor. Başka yerde hocam. Öyle mi? Evet. Yani burada değil de. O, az önce okuduğunuz ayetlerle birlikte değil ama yine İbrahim kıssasıyla. Kıssasında evet. Ha, o hikayeyle. Yani o bu mebhut kalınca, çaresiz kalınca. Enbiya suresinde. Evet. Evet. Ve burada tevhid inancını ifade etmek üzere ve huvellezî, bu üçü, ilk üçü ayete giriyor değil mi Hamit Bey? Evet. Ve huvellezî halakassemâvâti vel arda bil hakkı. Evet. Ve yevme yekûlukun feyekûn. Yani orada tabi Hazreti İbrahim'in vahye dayalı olarak tabi kendi idrakinden, kendi basiretinden bunu ortaya koyması mümkün değildir. Yani belki yıldızı görüp battıktan sonra reddetmesi, güneşi, ayı reddetmesi bir akli muhakeme neticesinde görmek mümkündür. Yani bu da çok kolay değil ama ondan sonra huvellezî halakassemâvâti vel arda bil hak demiş olmak tabii ancak bir peygamberin vahiy almasından sonra varabileceği bir idrak ve izan seviyesidir, itkan seviyesidir. Zaten daha sonraki ayetlerde de işte ona göklerin ve yerin melekutlarını neden gönderdik? وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ. Yani orada hakkal yakın bir takım mucizeleri müşahede edip imani ve ilme dayalı, bilgiye dayalı bir kanaate, bir yakine sahip olmasını temin etmek için olduğunu Cenab-ı Hak orada beyan buyuruyor. Burada sur ile ilgili bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz. O üçüncü ayet kapsamına girdiği için. Şimdi ve yevme yunfahu fissuri. Şimdi surla ilgili bir iki farklı görüş. Bizim bir klasik anlayışımız vardır. Sur boynuz şeklinde bir alettir, bir aygıttır. Ona sur meleği yani İsrafil üfrecek diye. Fakat onu suretin çoğulu olarak kabul eden fesirler de vardır. Yani varlıkların önce ölmesi sonra diriltilmesi anlamında. Suretten gelme yani varlıkların ölüm ve kalımını ifade ettiğini söyleyen müfessirler de vardır. Ama ekseriyet yine bizim bildiğimiz sur aygıtı şeklinde kabul etmiştir. Misafiri biraz zaman tanımak açısından çok fazla. Hocam bugün zaten bizim eski partnerler bize isyan bayrağı açmış durumdalar. Biz onlara 71-73 arasını tesir ediyoruz diyoruz. Onlar İbrahim'e gidiyorlar hemen. Öyle mi? İbrahim'e gidiyorlar. Bu ayette şey kaldı. Sonra havada kaldı. Bu ayette havada kaldı. Buna ben sınıf arkadaşım. Bana destek çıkarsın diye düşünüyorum. Buyurunuz o zaman siz. Yok çünkü sana öbürüyle ilgili soracağım bazı esaslı sorular var. Ondan önce seni bir ısıtmam lazım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bu ayetlerin bende bir hatırası var. Bu 73'ten sonraki ayetler benim doçentlik sınavı ayetlerim. Tefsir açtılar taba tabayının mizanından bu arka sayfa çıktı. Güzel de okuduk yani mizandan sıkıntı çıkmadı da hocada çıktı sıkıntı. Şimdi bu ayet-i kerimelere bu sayfanın sonundaki ilk 3 ayeti ele almak istiyorum. Çünkü özellikle Hazreti İbrahim'in bu istidlalleriyle ilgili olarak bu mesele ciddi bir mesele. Bu başlı başına ayrıca tartışılması lazım. Bu ilk 3 ayette ancak şöyle söyleyeyim. Bu Kur'an kıssaları genellikle Hazreti Peygamber'in hayatıyla doğrudan ilişkisi kurulmadan bağımsız fragmanlar, bölümler gibi algılanıyor bizde. Oysa Resulullah Efendimiz'in hayatında bu kıssaların o kadar sahici bir gerçekliği var ki adeta hocam Abdülhamit hocam herhalde isimleri kaldırsanız dedi. Bence mesela burada Hazreti İbrahim ismini kaldırın, Hazreti Muhammed ismini koyun. Tıpatıp Mekke'de veya Medine'de Peygamber Efendimizin muhalifleriyle veya kendi çevresindeki insanlarla yaşadıkları şeye birebir oturduğunu görürsünüz. Mekke döneminde Hazreti İbrahim'in sık sık vurgulanması ve tevhidin bunun üzerinden anlatılmaya çalışılması ata kültüyle ilgilidir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de atalarımızı biz böyle bu dine sahip bulduk derken eleştirilir ama bununla birlikte ata mefhumu tamamen bertaraf edilmez. O kült, o gelenek olumlu anlamda tekrar devreye sokulur. Tevhidle inşa edilirken gene ata referansı İbrahim üzerinden anlatılır. Şimdi mesela Hazreti İbrahim kıssasına geçmeden önce burada ne dedi?
Kul enedu min dunillah diye başlayan ayet sanki İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından çıkmamış gibidir. Ama Enbiya suresini açarsanız bakarsanız hocam şöyle diyecek. Kale efe te'budune min dunillahi ma la yenfe'uküm şey'en ve la yedurruküm. Bu söz İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bir sözdür. Tıpatı aynı. Aynı. Yedurruna yedurruküm. Evet. Şimdi burada vurgulanan husus ilginç. Burada putperestlik bizde genellikle karikatürize edilerek anlatılır. Böyle bir ton gerizekalı insan böyle nesnelere tanrılık izaf etmişler. Yok hocam, onların aslında Arap zihninin yalın kat realizm dediğimiz hakikat algısıyla çok yakından ilgilidir. Onlar hakikat denen şeyi elle tutulur, gözle görülür olduğu zaman bunun gerçekliğine inanıyorlar. Biraz bugünkü mantıkçı pozitivistlerin doğru önerme anlayışından, hatta pozitivizme, naturalizme çok yatkın bir paralel epistemolojik şeyleri vardır bunların, hakikat algıları. Ama sakın ha sakın öyle bir taşa, oduna falan böyle tanrılık izaf etme değil. Soyutlama kabiliyetleri biraz zayıf. Allah mefhumu olan ama bu tarihi zeminde insan hayatında hiçbir yaptırım ve nüfuzu bulunmayan bir anlayışları var. İki, Tanrı o kadar uzak, o kadar ulaşılmaz ki ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Ancak ne olmayacağına dair kanaatlerimiz var. Bizim gibi süfli varlıklar onunla doğrudan temas kuramazlar. Aracı varlıklar üzerinden ona ulaşabiliriz. Haulay şufauna indallah ifadesi. Bunlar ahirette bize şefaatçilik yapacak değil. Allah bunların yüzü suyu hürmetine bize ekmek aş veriyor. Bizi kazadan beladan savıyor anlamında bir anlayıştır. Yani oradaki şefi kavramının gönderme yaptığı yer bu dünyevi zemindir. İki, buradan baktığımızda mesela Cenab-ı Allah bu aşırı tenzihçi Arap zihnindeki, yani veleyin seyeltevim men halegas semavat vel art dendiği zaman elbette ki Allah diyen zihniyette bir ateizm, tanrısızlık sorunu yok. O zaman Cenab-ı Allah'ın bu insan hayatında müdahil olma fonksiyonunu öncelemek gerekiyor. Onun için dikkat ederseniz ilk 20-30 surede hemen hemen hiçbir yerde Allah lafzını göremezsiniz hocam. Müddessir'de, Müzzemmil'de Allah geçmez. Rab. Hep sürekli Rab geçer. Rab'bın iki tane temel vurgusu vardır. Bir, inanmayana patron ve sahip, efendi vurgusudur. Kafanı kırarım anlamında. İnanana da sahip çıkma, arka çıkma, destek olma, sırtını sıvazlama vurgusudur. Vedduha'daki vurgu bu vurgudur. Yani korkma, ben senin arkandayım, senin sahibinin, senin himayecinin vurgusudur. Ama bunun aslında önemli olan tarafı şudur. İlk surelerde niçin Rab kelimesi hayata dokunan, insan hayatına giren sıcak fiili bir sıfattır. Bizde bu bisleyici diye. Mesela Muhammed bin Hamza'nın 15. yüzyıl mealinde bisleyici, yani besleyici, terbiyeci, mürebbiye. Bu sonradan icat edilmiş bir anlamdır. Kur'an'da bu mürebbi anlamı çok sonradır. Bunun icadı da ve yaygın kabul görmesi de Ragıp'a aittir hocam. Ragıp'tan önce bu vurgu pek ön plana çıkmaz. Efendi sahip, orada da bir yerel motif kullanılır. Bir metafor vardır. Rab, at ilişkisi. Bu o kadar, yani ben Allah olarak sizin üzerinizdeki hakimiyetimi en sıcak, en anlaşılabilir nereden anlatabilirim? Sizin efendi köle ilişkinizden anlarsınız. Sen nasıl ki Rab olarak abdin üzerinden mutlak otorite, yetki sahibiysen, ben de Rabbül Aleminim. Yani bütün alemin de tek yetkili merci benim. İyi anla demektir. Buradan baktığımızda dolayısıyla bu kıssaları Peygamber Efendimizin hayatının içinde mutlak surette bağlantılı okuyalım. O zaman o kadar sıcak, daha samimi ve daha insana dokunan tarafları çıkıyor ki Kur'an'ın. Örnek vereyim mesela. Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e gelen vahiylerde Musa'nın Firavun ve sihirbaz mücadelesi ağırlık kazanır. Doğru mu? Medine döneminde gene Musa vardır ama bu sefer Firavun yoktur. Böyle bir satır arasında geçer gider. Bu olup gitti. Veya sizi Netceyna min el Firavun der geçer. Başka bir şey çıkarır. İsrailoğulları sıkıntısı çıkar. Sebep bu yaşanan gerçeklikle. Mekke'de Peygamber Efendimiz
oranın eşrafı olan firavunlarla uğraşır. Vurgu oraya gelir. Eğer motivasyon yapılacaksa o taraftan anlatılır firavun kıssası. Ama Beri'ye geldiğimizde bizim de İsrailoğullarımız çıkar içeriden, İrlandalılarımız. Münafıklarımız var hocam. Maide suresinde git sen Allah'ını al beraber savaş diyenle Tebük seferine gitmeyen münafıkların ne farkı var? Veya Uhud savaşından bahsederken gitmeselerdi bizimle otursalardı şimdi ölmeyeceklerdi diyen münafık tiplemesi aynıdır. Veya Akabe biatında Peygamber Efendimiz'e hay hay hey dediğini yapacağız veya sahife anlaşımı Medine vesikasında anayasanın altına imza koyan Medineli Müslümanlar bir bakıma Talut gibi Peygamberimizi kral seçtiler. Ama iş Bedir Savaşı'nın kapısına geldi. İş bu sefer bizi göz göre göre ölüme mi götürüyorsun diye gözleri belerdi. Açın Enfal suresinin 5-6. ayetine doğru bakın. Burada anlatılan Talut kıssası Bakara'nın sonunda niye gelsin ki durduk yere? Yani Cenab-ı Allah Talut'u. Tıpkı muhacir Müslümanların o savaşı gördüklerinde ki o çekingen tavırlarını anlatan bir şeydir. Ve her bu kıssalar öyle sahabe bunları dinlediğinde kızım sana söylüyorum gelinim sen anlanın o kadar etkili bir şekilde gerçekliğini yaşamışlardır ki bu da önemlidir. Gelelim buradaki birkaç tane husus var. Mesela burada şey var. Ned'u fiili var hocam. Bu genellikle meallerde dua etmek, yakarmak gibi çağrılır. Aslında burada tek anlamıyla Allah'a ubudiyet, kulluktur, boyun eğmedir. Yani وَلَا تَقْعُمَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرْ لَا اِلٰهِ اِلَّا هُوْ كُلِّ شَيْءٍ هَالِكُنْ اِلَّا وَجَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَوُونَ'da olduğu gibi. Hatta اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ'deki bile bildiğimiz anlamda böyle namaz sonrasında veyahut bir tazarru makamında el açıp yakardığınızda icabet ederimden ziyade siz bana kulluğunuzu gösterin, ben de onun karşılığında size muamelemi yapayım anlamında daha genel bir konsepti anlamak lazım. Dua fiillerini. Rabbi velevle dua okuma. O velevle dua okuma açar bakarsanız tefsirlerde sizin imanınız Allah'a ubudiyetiniz olmasa Allah size ne diye değer versin anlamındadır. O bildiğimiz duadan çok daha kapsamlı bir şeydir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kendi kavramlarını bile kendi nüzul süreci içerisinde izini sürmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bizim eski ulema bunu vücuh ve nezahirde biraz yapmışlar. Fakat orada biraz diakronik semantik dediğimiz bilinç biraz gevşek gibi görünüyor. Yani bu kavram nereden nereye doğru geldi? Burada biraz şey var. Burada birkaç husus daha var. Hemen kısaca hocam keseceğim. O arka sayfaya ayrıca değinmemiz gerekir. Orada burada bir iki kavram üzerinden gidelim hocam. Bu istehvet kelimesini hevaya da bağlamışlar. Ama bu aslında tam dibe vurmak demektir yani. Bu vennecmi izâ hevâdaki bu düşüş. Şimdi bu şeytan kelimesi ilginç hocam. Burada dikkat ederseniz şeytan gelmedi. Şeyatin geldi. Burada ürediler. Çoğaldı. Fakat Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde şeytan geçer. Şunun altını çizelim. Belki hasılı tahsil kabilinden olacak ama Kur'an-ı Kerim'de her kelime her yerde sabit, standart, fix anlamda kullanılmaz. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilen, hizmetinde çalışan, dalgıçlık, inşaatçılık gibi işler yapan şeytanlardan bahsedilir. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim'de Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin elke yuhavf değil mi? İnnemâ zâlikumu şeytanun yuhavf. Evet. Buradaki şeytanı açın bütün tefsirlerde bakın Süraka bin Malik diye karşınıza çıkar. Kur'an-ı Kerim'de şeytan kelimesi bazen ve izâ halev ilâ şeyatînihim'de olduğu gibi mâ tetlu şeyatînu alâ mülki Süleyman'da olduğu gibi muhtemelen burada olduğu gibi hatta Yusuf Aleyhisselam'ın şeytan ona unutturdu hani hatırlatma. Baktığımızda mücessem ontik bağımsız bir hüviyete sahip olan bir varlıktan ziyade bunu inkar ediyor falan değilim. Bir fonksiyon icra eden ve kötülüğü şerri üstlenen ve o şer gücü yerine getiren güçler için kullanılandır. Bir şeydir. Mesela veyze halev ila şeyatinimde bakarsanız ele başları diye geçer. Müfessirler bunu rahatlıkla söylerler. Süleyman'ın emrindeki şeytanları da bildik anlamda şeytanlar diye
algılarsanız ciddi problemler. Yani şeytan ahdim olsun ya Rab, madem febima avveyteni, beni bunun yüzünden şeyden çıkardın, ben de bunun önünden, arkasından, sağından, solundan, kıyamete kadar bunu ayartmaya and içiyorum ve sen göreceksin ki senin tarafında olan kulların az olacak, hepsini ben alacağım. Diğer şeytan işi gücü bıraktı. Süleyman Aleyhisselam zamanında inşaatçılar mı başladı? Yani bunu böyle mi anlamak lazım? Mesela bakarsak orada Arapçada Ebu Ubeyde'de falan çok net görürsünüz. Der ki böyle zapt altına alınmayan, söz dinlemeyen, huysuz hayvanlar bile bazen şeytan tabiriyle isyan etti, baş kaldırdı. Kur'an-ı Kerim'de bu anlama geldiği yerlerde var. Evet, bunu da ifade edelim. Burada ekimus salah kelimesinde ikame fiili cali bir dikkattir. Kur'an-ı Kerim'de ibadetler İptidaen şer ispatı dediğimiz sıfırdan Allah tarafından icat edilmiş değil. Daha önce var ama asıl mecrasından çıkmış, nereye yapılacağının istikameti kaybolmuş ve dolayısıyla asıl mecrasına döndürme ifadesidir. Ve etimmül hacce vel umrete lillah'ta olduğu gibi dikkat ederseniz haccı ve umreyi Allah için itmam edin. Yeniden yapın demiyor. İtmam edin. Yani bu kusur ve küsürleriniz var bu işte. Bunları ayıklayın ve bunun tevhide özgü bir şekilde, dost doğru bir şekilde icra edin. Değil mi hocam? Bunun içindir ki mesela لَنْ يَنَا لَا اللّٰهَ لُهُمُ هَادَ وَلَا دِمَاهُ هَادَ veya اِنَّ سَفَا وَالْمَرْوَةِ de hep o eski pürüzlerin kalıntılarına işaretler vardır. Bu Allah'a bunların kanları ulaşmaz diyen ayette sahabe-i kiram eski gelenekten gelen adet üzere böyle zemzemin veya Kabe'nin kenarında kurbanı kesip teberrüken kanını duvara sürdüğünde daha makbul olur düşüncesiyle yapıyorlar. Bunda sakınca görmüyor. Cenab-ı Hak böyle gelmez bana diyor, bu işin hayrı sevabı böyle yapmayın diyor. Mesela burayı bir tahsih cümlesidir. İnne safa vel mervete min şairillaha baktığınızda madem Allah bunları şair kabul ediyor, Safa ve Merve'yi, ayetin devamı şöyle gelmesi lazımdı. Hac ve umre yapanın kişinin bu iki tepecik arasında say yapmasında, gidip gelmesinde büyük mükafat vardır demesi gerekirken beis yoktur, sakınca yoktur diye devam ediyor. Burada belli ki sahabe-i kiram eskiden o iki tepenin başındaki Naile ve İsaf diye putlar var. Acaba biz bu sayı yaptırsak bu eski şirk adetini ihya etmiş olur muyuz endişesi taşıyorlar. Buna cevap veriliyor hocam. İşte etimmu demek bu küsuratından bunu arındırın. Ekimu da bunu dosdoğru yapın. Çünkü sizde de salat var. Ve mâ kâne salâtuhum indel veyti illâ mükâm ve tasliyede olduğu gibi. Ve lem nekümnel musallinde feveylül lil musallinde olduğu gibi. Evet, onlar kendilerince ibadet diye bir şeyler yapıyorlar. Biz bunun tam, bu musallinlerin tam anlamını ritüel sahipleri diyelim. Diyebiliriz. Ama bunun içi boşalmış hocam. Allah diyor ki bu salatı dost doğru, yani tevhide uygun bir şekilde ikame ediniz. Ya burada sonra, ibadeti anlamında bile anlayabilir. Evet, evet, anlayabilir burada. Çünkü bu spesifik anlamını etüz zeka ve akimus salah formatı giderekten sonraya doğru biçime giriyor. Resulullah'ın namaz kılma biçimleri de zaman içinde böyle tekamül ederekten gidiyor. Şimdi hemen bir iki kavrama daha kısaca değineyim. Burada halekes semavat vel ard bil hak tabiri. Bu bil hak tabiri ödünçlemeyle çevrilir genellikle. Hak ile yarattı. Hak üzere. Bu bir çeviri değildir. Bu hiçbir şey değil. Orada da zaten musahibe veya başka bir ilsak bilmem ne. Hak ile. Hocam bunun bir anlamı var. Bunun da denklemini hemen böyle kısa bir şöyle zihin yoklamasıyla Kur'an'ı şöyle bir gezelim. Bulursunuz. Ma halakte haza batila. Bunu bir kenara koyun. Batıl yere yaratmadı. Kul ceal hakku ve zehegal batıl. Burada denklemden anlıyoruz ki batılın zıttı Kur'an'da haktır. Hakkın zıttı batıldır. Denklemi bulduk mu? Bulduk.
Ne dedin? Ma halakte haza batıla. Yarat sen bu kainatı, varlık alemini batıl yere yaratmadın. Ne demek? İş olsun boş yere demek. O zaman bilhak demek bunları bir ulvi gaye için, bir hedef için, bir amaç üzere. Yani bu koca kainatın yaratılışı sırf oyun eğlence olsun diye yaratılmadı. Bilhak demek çok temel esaslı bir ulvi amaç. O amacın da sahlara, musahhar kılınmadan anlıyoruz ki o da kulluk olacak. Siz burada yaşayacaksınız. Siz de bu minnet borcunuzu bana ödeyeceksiniz. Diyanet benden bir onur yazısı istedi. Peşinen sonucunu da bildirdi. Dedi ki insan doğarken peşin Allah'tan onur madalyasıyla doğar. Doğmaz dedim. Öyle bir madalya yok. Bu kazanılır dedim. Hocam doğru kaynaklar da iyi kullanılmıştır diyor. Bizim beklentimize cevap vermiyor bu yazı diyor ya. Biz oysa dedik ya bu o peşin onuru vardır. Hocam çıkmıyor dedim ne yapayım? O diyor ki hocam çıkartsana. Çıkartmıyorum dedim yazıyı geri çektim ama bu ibretlik notu da düşerek internete verdim. Şimdi evet. Bu arada bizim Cemal hocalar gökleri ve yeryüzünü hak olarak slash yüce bir amacı gerçekleştirmek buyur. Üzere yaratan olur demiş. Bu kıssalarda da geçer bu. Bilhakkı nezelde Kur'an'ın indirilişinde de bilhak geçer. Kıssaların aktarılışında da bilhak geçer. Hepsi bunlar iş olsun diye can sıkıntısına kendimiz durduk yere böyle bir gönderelim dedik falan değil. Ama çok esaslı bir amacı var bu işin demek. Bu önemli bir kavramdır. Burada bir yevme diye bir kelime geçiyor. Yevme yekulu kün feyekun. Buradaki yevme böyle zarf-ı zamanı müpem gibi. Nereye atıfta bulunduğu belli değil. Bunu genellikle kıyamete bağlayanlar, aşağıdaki suru ikinci dirilişe bağlayanlar var da bence bu sanki doğru yorum şey gibi. Eğer Allah bir şey ol dediği zaman zaman yani. O olur. Yani şeyde olduğu gibi. İnnemâ emruhu izâ erâdedeki gibi. Burada bir de kün feyekûn var. Bunu biz genellikle yanlış anlaşılmasın. Şapkadan tavşan çıkarma gibi anlıyoruz. Yani Allah ol dedi. Pat diye buradan bir şey çıktı. Böyle değil hocam. Bu kudret-i ilahiyenin iradesinin önünde hiçbir iradenin engel olamayacağı. Bu iradeyi hiç kimsenin bir şekilde karşısında duramayacağını. Yani bunu biraz örnekleyerek evet, açıklarsanız. Kadir-i mutlaklık vurgusudur. Bu yoksa yoksa bu yarattığı şeylerin yaratılış keyfiyetinin tasviri değil. Yani Allah yarattığı varlıkları ne menem surette yaratıyordan ziyade eğer bir şey yapacağım derse o yapacağının önünde hiçbir engel taşımaz. Dolayısıyla bu feyekûn Allah bir şeye ol buyurdu mu tekvini bir emir olarak o da olması nasıl gerekiyorsa o oluş biçimine girer ve Allah'ın sünneti uyarınca, koyduğu yasaları uyarınca olur ve biter. Ama oluş bitiş ha diyeceksiniz ki Allah peki böyle ol dedi şu cesamette oldur, oldurur. Yani Cenab-ı Allah'ın o kudretini tartışmak demagojidir. Ama öyle bir oluş biçimi kainatta mevcut değildir. Bir yasallık içinde olur. Yani. Evet. Hocam ben çok uzattım. Estağfurullah. Ben burada keseyim daha. Bunu sabah olur hocam biz. Burada bırakalım. Arkadan sizin bir kıssaların dili diye bir kitabınız evet, var. Evet. Daha doğrusu muhtelif makalelerden oluşan daha çok Kur'an'daki kıssalar ve temsillerle ilgili makalelerden oluşan bir kitabınız var. Evet. Şimdi Hazreti İbrahim'le ilgili biraz sonra göreceğimiz ayetler sizce temsil midir, kıssa mıdır? Temsilse neyi temsil etmektedir? Kıssaysa neyi kıssa etmektedir? Yani kıssaların gerçekliği burada nasıl tecelli etmiştir? Çünkü biz kıssa değil dersek ya da kıssa deyip de bu aslında olmamıştır. Sadece temsili bir anlatım için gelmiştir. Gerçekliği yoktur dersek ne gibi bir sonuç çıkar? Biraz tabii netameli bir konu ama yine de siz muhatap kitleyi de düşünerek bir açıklama yaparsınız. Çünkü hocalarım bu konuya değindiler. Hocam bu çok kışkırtıcı bir soru. ama provoke demeyeceğim.
Hocam önce şunu söyleyeyim. Ben Kur'an-ı Kerim kıssalarının tek sabit bir hükme bağlanması taraftarı değilim. Yani hepsi kıssadır. Hepsi temsildir. Hepsi metafordur. Hepsi mitolojiktir. Öyle bir şeyim yok hocam. Öyle bir gerçeklik de yok. Çünkü dinamik bir metinle karşı karşıyayız. Kıssaların içeren ayetlerin indiriliş bağlamları da yeknesak değil. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ diye başlayan ayet belli ki birileri gelmiş. Faili de orada. Vav duruyor işte. Vav'ın altını kazıdığında ya Yahudiler çıkıyor ya Yahudilerin marifetiyle işte Huyay bin Ahtap gibi Yahudilerin marifetiyle bizim Mekke müşrikleri çıkıyor. Amaca bakıyoruz. Peygamberi bilemeyeceği bir soruyla köşeye sıkıştırıp oradan ilzam edip ondan sonra da kamuoyu nezdinde rencide etmenin peşinde. Dolayısıyla kıssanın inişi bu. İzini nereden süreceksin? Soran kimse onun geleneği üzerinden soracaksınız. Başka İbrahim kıssasına bakıyorsunuz burada. Bir müşrik zihniyetin tutarsızlığını, pespayeliğini çok değer verdikleri ataları üzerinden anlatarak işte atanız bile böyle dalga geçerdi sizin gibi inançlarla. Bugün kalksaydı yüzünüze tükürürdü anlamında çok etkileyici bir ders verdi. Ancak şu anda ben kaniyim. Kur'an-ı Kerim de kıssa amaç mıdır, araç mıdır? Ben buradan hareket ediyorum. Bizatihi bir şeyi anlatmak amaç değil. Araç. Hele de şifahi bir kültürden gelen bir toplumsa Eyyamül Araplarını ballandıra ballandıra asırlarca anlatmayı kezikri erra hükümde babalarımız, atalarımız böyle şanlı şerefliydi diyen bir zihniyete böyle söylem üzerinden anlatmak ve o insana çünkü Arap lisanı diyor, Arap lisanı demek bunlar neden anlıyorsa neyi dinlemeyi seviyorsa o dilden konuşmak demektir aynı zamanda bu Kur'an'ın Arapça indirdik demek sadece müpteda haberle indirdik demek değil hocam. Doğru mu hocam? Şimdi burada Esatirül Evvelin de onu anlatıyor zaten. Adamın dilinde var zaten. Tabii buradaki Esatirül Evvelin'deki vurgu Muhammed Halefullah diyor ki bak bunların mitoloji, tarihi gerçekliği olmadığı vurgusu. Yanlış anlamış. Yanlış tabii. Oradaki vurgu geç bunları, geç bunlar hikaye. Biz bunları çok duyduk. Bunlar böyle olmuyor. Senin dediğin gibi diyerekten bunların gerçekliğine gerçekten Allah'ın bunları geçmişte böyle azgınları böyle helak etti. Geç bunları. Kardeşim anlamındaki esatirdir o. Yoksa bunların tarihi yaşanmışlığı vardır yoktur meselesi değil. Böyle bir anakronizme düşmemek lazım. O dönemde böyle bir mevzu bahis de yok. Ben şuradan hareket ediyorum. Tarihi kıssa anlatmak Cenab-ı Allah'ın bir amacı mıdır? Değil. Amaca ulaştıran bir araç olarak bir üslup ve enstrüman olarak kullanılır. Bu kullanımda Peygamber Efendimiz ve çevresinde yaşayan insanların mücadelelerine, yaşadıklarına biraz uyarlanarak belki revize ederek yani o formatta anlatılır. Mesela Zülkarneyn kıssasını soruyor adam. Bakıyoruz Zülkarneyn maddesini İslam'a yani Diyanet Ansiklopedisine de acizane bu kardeşiniz yazdı. Baktım büyük kuruş çıktı hocam bu Pers kralı. Yani Yahudileri Babil esaretinden kurtarıp tekrar ana yurtlarına gönderen, kendi dinlerini yaşama imkanı veren, eski ahitte Tanah'ta kuruş benim çobanımdır, Mesih'imdir diye Tanrı'nın ağzından konuşturulan böyle önemli bir figür yani. Yahudilerin bugünkü varlık nedeninin mimarı, kuruş. Pers kralı hocam, tek Tanrı inancına sahip olduğu genellikle genel kabul görüyor. Ancak Kur'an'ı açtığımızda, Kur'an hem Zülkarneyn sorusunu onların zihnindeki mahuduna uygun şekilde aktarıyor. Hem de ona bir misyon yüklüyor. O misyon Âmenû ve âmilü sâlihât gibi bildiğimiz tıpkı Hazreti Peygamber gibi imandan, salih amelden yani ona o rolü de yüklüyor hocam. Çünkü Kur'an'ın bütün varlık nedeni bu tevhid hocam. Ha, yalan mı söylüyor? Yalan da söylemiyor ama kendi diline tercüme ediyor tabir caizse. Yoksa bizatihi çıplak geçmişte olan olayı olduğu gibi bir betimleme bir kaygısı yok. O zaman Kur'an'ın amacına ruhuna da aykırı. Yani burada sırf dert Abdülhamit neler yaşadı diye buraya aktarmak değil ki. Hazreti İbrahim'in o misyonunu hayatının içerisinden bu tarafını öne çıkarmak. Hatta biraz da dramatize bir üslupla anlatmaktır.
Ben bunu şey olarak yadırgamıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de tarihi kıssa vardır elbette ki, ancak o tarihi kıssa, o tarihteki çıplaklığı, kuruluğu, yavanlığıyla yer almaz. Ona bu Peygamber Efendimiz'in verdiği mücadelenin rengine büründürülür. O çarpıcı üslubuyla muhatapların idrakine sunulur hocam. Ve bu da misyonun icabıdır. Çünkü velaga sarraf ne? Değil mi hocam? Minkülli. Yani 40 dereden su getirdik, bu hakikati anlatalım diye. Bu derenin biri de bu hocam. Yani kıssa deresidir. Yani kıssaların temsil olarak kullanıldığı da söylenebilir diyorsunuz. Yani temsili olarak da kullanılabilir. Hatta mesela bu Talut kıssası olduğu gibi 1. Samuel'de olduğu gibi vardır. Ben kaçıncı perekler olduğunu da söylerim. Var ama bir cümle yok. Zaman zaman zaten buradaki şeylerimizde Tevrat'tan da bazı yerler okuyarak karşılaştırmalar. Ama biz bu çoluk çocuğumuzdan ayrı düşmüşken, yurdumuzdan sürülmüşken cümlesi orada yok. Bu da tam muacirlerin durumu. O da orada, o araya tam bir ufak bir revize olarak. Ne sakınca var hocam burada? Hayır, belki orada eksilmiştir. Belki de orada eksilmiştir. Tamam, o da ihtimal dahil. Bir şey demedik. Mesela hocam bu İbrahim kıssası kıssa hocam. Tarihi bir hakikat yani. Ben mesela Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olayın anlatılması, yani Yusuf kıssasının inmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli etmek içindir. Ama temsili bir anlamı vardır. Yani Mekkelilere bir mesaj verilmek isteniyor buradan. Bir temsilde bulunmak isteniyor. Nasıl Yusuf Aleyhisselam zamanında hakperestliğiyle şu duruma geldiyse, Muhammed de aynı duruma gelecek demek. Ona katılıyorum. Yani temsili şeyleri de var. Ha, şöyle demek istiyorum. Yani mesela bu ahsenel kasas nitelemesi ile ilgili izahata baktığımızda Taberi'de melen ne ya Resulallah? Ya bıktık, sandık, dibe vurduk ya Resulallah diyor. Yorulduk diyor. Ve şöyle içimize su serpecek. Bize gelecek, geleceğin ümit var olduğunu hissettirecek bir şey anlatsın. Ayet Yusuf suresi başlıyor ve Kur'an'da biliyorsunuz tek bütünlüklü kıssadır. Buradan sonuç şu çıkıyor. Yani bugünler geçecek elbet. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Gelecek günlerin aynı Yusuf gibi Mekke'deki oraya da o iktidarı sen de göreceksin. O mesaj da alınıyor bence aslında. Müşrikler de alıyor. Alamayanlara da Allah evelem yaravun enne ne'til arda nengusuha minar. Görmüyor musunuz her gün kıskacı aldığımızı, sizi alanınızı daralttığımızı diye de zaten kulakları da çekiliyor. Ama Yusuf kıssasından bu mesaj veriliyor. Ancak bizden Kur'an'dan nasiplenmek kültürümüzde sanki biraz bir sıkıntımız var gibi. Biz her bir ayeti kerimenin kıssadan sonsuz düzeyde semelendirilebilir bir metin olduğunu zannediyor. Şimdi 31. ayeti açın Yusuf kıssasında. Haşa dedikleri kadını, ellerini kestiler. Şimdi bunun üzerine abanalım bu ayeti. Sabahlara kadar düşünelim. Ne çıkar buradan derim. Bazen kıssanın bütününden çıkar. Bazen bir fragmanından çıkar. Bazen araya öyle paragraflar girer ki mesela Yusuf Aleyhisselam zindanda arkadaşları sen bu rüya işlerini iyi yorumlarmışsın. He? Şu rüyalarımızı yorumla dedikten sonra bir dakika arkadaşlar oraya geliriz. Ben size şimdi bir vaaz yapayım. Orada bir tevhid dersi verilir hocam Yusuf Hazretleri. Bu tevhid dersini git hüt hüt kuşu da verir şeyde. Sebe'den gelip Süleyman Aleyhisselam boğazını keseceğim demeden bir dakika ben sana bir anlatayım diye. Nereden bakarsanız bakın Allah Cenab-ı Hak bütün enstrümanları müşrik zihniyetin dalalettesiniz. Bir an önce imana gelin. Aklınızı başınıza alın. Kuştan kainata kadar, zerreden kürreye kadar her şey sizin saçma sapan bir itikadın peşinde olduğunuzu ve akıbetinizin kötü olacağını vurgulamak için kafa çatlatırcasına anlatır. Bunu Yusuf'a anlattırır, bunu bazen Hüthüt'e anlattırır, bunu herkese anlattırır. Bu işte o bilhak denen büyük amaca ulaştıran birer vesile olarak anlamak gerekir. Ama ellerini kestiler. Eski tefsirlere baktım. Ben bir şey anlayamadım. Bunlar ne anlamışlar? Parmaklar koptu mu, kopmadı mı? Ya bunu tartışmışlar ya da annesiyle Yusuf'un güzelliği dünyadaki bütün insanların güzelliğinin kaçta kaçına tekabül eder. Bunu tartışmışlar.
Yani gıylet hulisah var ya hocam. Oraya bakarsanız orada olan bitenleri hiç anlatamam hocam. Hele ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar burada tefsirle iştigali olanlarınız var. Yusuf suresinin 24. ayetine bakın hocam. Nedir o ayet? Buradan bakalım şimdi ben. Yok. Yusuf 24'te bir ayet var hocam. Şu tam ibareyi. 24 ayet zaten değil mi? Evet. 24'te. Ayet içinde bir ayet yok, cümle var. Şu hocam. Unuttum. Velegat hemmet bihi ve hemme biha. Karıştırmayalım. Evet. Ve hemme biha ayetiyle ilgili eğer kıssadan ders almak gerekiyorsa sahabe ve tabiün ne tür dersler çıkarmışlar bir bakın. Ama başkasını okumayın. Siz bile okuyamazsınız ha. Ya böyle yüzünüz alıp verir. Ben size söyleyeyim. Gerçekten tek söyleyeyim. Tek başınızayken okuyorum. Tek başınızayken okuyorum. Evet hocam. Ya burada bir şey dedik. Ya ne hamil sağ diyor. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Kur'an'da eskiler onu yapmışlar. Yani kıssa ile temsili birbirinden ayırmışlar. Ayırmışlar. Evet. Yani kıssaya temsil demek şimdi günümüzde eskiden de var tabii bunun şeyler herhalde temsilciler günümüzde özellikle benim bildiğim Montgomery Watt var. İşte Kur'an'daki kıssaların hiçbir gerçekliği yoktur. Tanrı işte bir mesaj vermek istiyordu. Hocam o temsili ben o anlamda kullanmadım. Yok sizi ben mizansen anlamda kullanmadım. Vedrib lehum mesela eshaber gariye. Yani bir örnek, ibretlik örnek yani diye kullandım. Siz tenziye de evet, yönelik değil. Tamamen bu bir algıya yönelik söylüyorum bunu. Şimdi bu Kur'an'da kıssaların hiçbir gerçekliği yoktur. Tanrı bir mesaj vermek istiyordu. Böyle bir takım temsiller uydurdu, gönderdi şeklinde. Çünkü bu batılı zihne de çok yakındır bu. Çünkü batılılar Hazreti İsa'nın gerçekliğini bile tartışıyorlar. Yani Hazreti İsa diye bir adam var mıydı, yok muydu? Oturup bunu tartışıyorlar. Dolayısıyla Kur'an'da anlatılan Hazreti İbrahim, Hazreti Musa onlar haydayla tartışırlar. Buna yanılmamak lazım. Yani burada Kur'an'daki o bil hakkı ifadesi Mustafa Bey'in dediği doğru hakikaten bir amacı vardır ama aynı zamanda bir gerçekliktir. Onu da anlatıyor. Yani bu kıssa olmuş bir gerçektir. Zaten olmuş bir gerçek olmasa zaten o Yahudileri ikna etmesi bir kere zor olur. Evet. Hadi diyelim müşrikleri ikna eder de Yahudiler için onlar birer gerçekliği ifade ediyor zaten Kur'an'da anlatılan evet. Şeyler. Bir de hocam, onları nasıl ikna edecek? Bir de Mehmet hocamın dikkati çektiği bir sur ve suret meselesi var ya bu. Bu hep ahiretle ilgili sur geçer. Bir yerde de nakur geçer. Nugre fil nakur değil mi hocam? Müddessirde hocam. Nakur. 10 yerde sur geçer. Bir yerde nakur geçer. Bu boru demektir hocam. Şu eğri öküz boynuzu gibi. Şey, öküz boynuzu şey. Bu vikingler falan var ya hocam. Budur. Somut bir şeydir bu. İzzet Dervezen'in tefsir hadisinin Müddessir suresi tefsirine bakarsanız çok çarpıcı bir ifade göreceksiniz. Ama hemen bir sıfat yapıştırmaya kalkmayın. Şimdi meselül cennetilleti vuidel muttakun var ya Rahat suresinde. Müminlere vaad edilen, muttakilere vaad edilen cennetin misali. Yani bir örnek versek. Örneğini şudur. Ta kendisi değildir. Çünkü cennet, cehennem, kıyamet bizim için numendir hocam. Ama Kur'an'da anlatılanı fenomendir. Yani insan idrakinin içinde bir karşılık bulan ve şehadet aleminden seçilen. Yani burayı Zemahşeri şöyle tefsir eder. Temsilen lima gâbe anna bima nüşâhidühe. Yani bizim görüp bildiğimiz, elle tuttuğumuz nesneler üzerinden bizim için idrak alanımızın dışında kalan bir gerçekliği örnekleme yoluyla anlatma. Söz gelimi kabilinden. Şimdi burada da idrake bizim takrip dediğimiz, idrake yakınlaştırmak karşılık bulsun diye o oradaki dehşetli manzarayı ve o çok önemli günü anlatmak için somut mücessem bir tasvir üzerinden yapıyor. Bu da Arap zihninde karşılığı olan bir şey. Ve terakuka gaima ayetinde de Peygamber Efendimiz'i hutbede tek başına bıraktılar. Dışarıda davul dümbelek çalıyordu. Oraya koştular. Çünkü dışarıdan bir davul sesi geldiğinde abi çok önemli bir şey var dışarıda demektir. Çünkü Araplar namazı kaza evet, ederiz. Evet sonra. Namazı çünkü gerçekten öyle. Ayda yılda bir kervan geliyor Şam'dan.
Tam da o saate gelmiş. Bu da ahirette çok önemli bir olayın olacağını böyle bir boru üflemez. Çünkü Araplar deriz derveze önemli bir şeyi çağırmak, toplanmak istedikleri zaman ya tabul dediğimiz davul dümbelek çalarlar veya boru üflerlerdi ki insanlar toplansın. O şey üzerinden anlatıyor. Yoksa 9'u 5 geçe çalan itfaiye sireni gibi bir siren beklemeyin öbür dünyada yani. İlla böyle bir boru dağın taşın başına biri İsrafil çıkacak diye. Belki Allah böyle kıyamet büyük bir dehşetengiz bir sesle belki bizi kaldırıyor. Onu bilemeyiz ama. Yani tefsirlerin evet. önemli bir kısmı evet. bu tür kavramlar konusunda zaten evet. bir kısmı da zamanın hakemliğine değil mi? Muhtaçtır. Yani evet. zaman gelmeden evet. onun anlamı Konuşmam. Ortaya çıkmıyor. Yani o gün belki Arapların mantığına bunu yaklaştırmak için böyle temsili bir şey kullanılmıştır. Bu iki türlü anlaşılabilir. Ya Cenab-ı Hakk'ın vereceği kudret sayesinde sembolik bir alete bile bir melek üflediği zaman o ilahi kudreti temsilen o andaki hayatı sonlandırabilir, söndürebilir. Bir sonraki üflemeyle de yine ilahi iradenin tecellisi olarak yani o melekle o elindeki sur denen cihaz her neyse tecessüm ve temessül etmiş olan ilahi kudretinin kainata, canlılara yansıması olarak algılanması mümkündür. Bu bir tasvirdir, bu bir evet. izah tarzıdır. Bazı şeyleri de şimdi tefsirlerimize baktığımız zaman pek çok kavramları kendi zamanlarında hakim olan anlayışa göre izah etmişlerdir. Yani onların da bir idrak marjı vardır, bir idrak derecesi vardır, bir anlayabilme kapasiteleri vardır ve anlayabildiği kadarıyla bunları kaynaklarına derc etmişlerdir. Yani sahip oldukları müktesebatı kullanarak eserlerini telif etmişlerdir ve bana göre ilme de çok büyük bir hizmet sunmuşlardır. Yani bundan 500, 600, 800 bin sene önce kaleme almış olan tefsirlerin içindeki müktesebatı o günün ilminin ve idrakinin ve muhayyilesinin veya tefkir kapasitesinin ulaştığı dereceye göre değerlendirmek lazım. Onların içerisinde özellikle semantik izahlar başta olmak üzere, dil ile ilgili izahlar olmak üzere istifade edebileceğimiz çok unsurlar vardır. Yalnız şöyle bakarsak yanılmış oluruz, katılırım. Her tefsirde yer alan her bir bilgiyi Kur'an-ı Kerim'in metniymiş gibi, ifadesiymiş gibi anlamaya çalışırsak son derece klasiği kutsayan, geleneği kutsayan, hataya götüren bir yaklaşım içerisinde oluruz. Ama külliyen protest, retçi, yani oradaki şeylerin %99'u İsrailiyattır. Hiçbir ilmi mesnede dayanmamaktadır mantığıyla da yani her şeyi bir tarihsel tamam yani öyle oldu geldi geçti onlar da o zaman öyle yaptılar ama bugün onlardan alacağımız bir şey yok gibi bir yaklaşımın da içerisinde olmamak lazım. Bir kere pek çok müfessir Kur'an'ın dilini, ifadesini, beyanını çok iyi anlayabilecek ve izah etmiş olan şahsiyetlerden oluşuyor. Onlardan ibarettir. Ama elbette ki bunların içerisinden özellikle peygamberlerin kıssalarıyla ilgili sızmış olan çok sayıdaki İsrailiyatı ayıklamak lazım. Onlardan bunu arındırdıktan sonra ve günümüzün ilim ve fikir kapasitesinin geldiği tefsir edici, açıklayıcı ve aydınlatıcı izahları göz önünde bulundurarak yoksa müspet ilimleri veya hep tarihsel gerçekliği böyle sebep sonuç ilişkileri içerisinde bugünkü determinal anlayışla anlamaya kalkarsak birileri gibi kalkar deriz ki hayır bu kıssaların hiçbiri olmamıştır. Bunlar tarih içerisinde meydana gelmemiştir. Allah bunları sadece bir takım tasvirler yapmak için örnek alınsın diye, ibret dersleri çıkarılsın diye anlattılar. O zaman Kur'an muhtevasından boşaltılmış olur. Yani bu riske de biraz evet. dikkat etmek lazım. Mustafa Bey'in açıklamalarını Kur'an'ı Kur'an'la izah etmek, yorumları yorumlarla izah etmek çerçevesinde şahsen çok takdire şayan buldum. Teşekkür ederim. Hocam burada iki kavram üzerinde ayrıca program yapmak lazım. Bir İsrailiyat meselesi. Bu son 100 yıldır böyle bir melun bir şeye dönüşmüş hocam. Bu el İsrailiyat kelimesinin benim gördüğüm ilk karşımıza çıkan yer Mesudi'nin Muruc-i Zehebi'dir. Bu da 300'lü yıllardır. Ama Ruviye fil İsrailiyat yazar. Burada bir yargı cümlesi yoktur. Bu malzeme şuradan geldi demektir.
kaynak atıftır. İlk buna mesafe Ebu Bekir İbn-i Arabi'dir 544. İlk böyle metodik bir yaklaşımla tavır gösteren İbn-i Teymiye'dir. Zirveye çıkaran İbn-i Kesir'dir. Yeni dönemde ilginçtir. Bunu tekrar ihya eden Reşit Rıza'dır. Ondan önce biraz şeyde de var. Şahveliyullah'ta falan var ama şu anda şirazesinden çıkmış bir durumda. Geçmişte Taberi'nin, sahabenin bu budur dediğine bugün İsrailiyat diyor. Şeyin baskısı altında var. Şunu gördüm ben. İsmet-i Enbiya fikri geliştikçe İsrailiyat katsayısı artıyor. Süleyman atın bacağını kesemez kardeşim. Niye? Rabbinin zikrinden Süleyman gaflet edebilir mi? Bu bir peygambere yakışır mı? E bunu razi dediği için bu İsrailiyat. Ama bakıyorsun tabiün olabilir bu insanlık hali. Peygamberimiz de olmuş böyle diyor. Bu ayrıca bence İsrailiyat tartışılmalı. Bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri de bence üzerinde yeniden bir düşünülmesi gerekir. Bu bizde verili bir tefsir gibi kabul ediliyor. İlginçtir bunun rivayet tefsirinin tanımının birinci cümlesi Kur'an'ın önce Kur'an'la. Arkadaşlar bu rivayet tefsirinin tanımının klişesidir ama ilginçtir bu. İbn-i Teymiye'nin Ahsen-i Turuk'un tefsirinin formülasyonudur. Doğru mu hocam? İlk burada geçer bu. Önce Kur'an'da bulursun. Bulamadın sünnete gidersin. Bulamadın sahabeye gidersin. Bulamadın tabiüne gidersin ama tabiünde sıkıntı var. Böyle meşhur İbn Abbas'tan ders gören mücahit gibi olursa kabul, olmazsa red gibi. Ama külliye mahza rey olursa yasak. Hangi format bu? Ehli hadis formatıdır hocam. Ehli hadisin tefsir algısı budur. Ve doğru da bir algıdır ha. Niye? Tefsir maksurun bil ittiba ve sema budur. Tam da buraya geldik işte. Şunu demek istiyorum. Tefsir Kur'an'ın tarihi anlamını verir. Sabit orada. Yani bir nüzul sırasında bir anlam ifade etti değil mi hocam? Ve orada bir anlaşılan anlamı var mı? Bu ilk anlamdır. Esas anlam budur. Ama bu esas anlam yeter mi? Yetmez. Yetmiyor. O yetmiyor. Sur'u öyle anladı diye bu oraya o boruyla anlamak zorunda değiliz. Onun için ulema yanına bir şey daha eklemiş. Tevil demiş. Bu da o tarihi aşan anlamını üretme çabasıdır tevil. Evet. Ama tevilin de biliyorsunuz zırvayla yan yana kullanma gibi bir riski vardır. Tevilde çünkü bir sündürme vardır, çekme, uzatma vardır. Onun için ulema bunu da munzabıt olarak bir kaideye, kurala bağlamış. Demiş ki bir, vaz-ul luga olacak. Bu kelimenin dildeki temel vaz edildiği anlam. İki, örfül istimal olacak. Bu kelime dilde genellikle hangi ne şekilde? Bir de adetü sahibi şer olacak. Bu şeriat sahibinin yani şari'nin bu Resulullah olabilir, Allah olabilir. Bu nasıl kullanıyor? Bu kullanım tarzı nedir? Bu üçünü alacaksınız. Sonra bir de delile mukterin olarak yapacaksınız. Ben yaptım oldu diyerekten bir lafız durduk yere dildeki birinci anlamından alınıp ikinci anlamına hamledilmez. Hamim kelimesine batılılar böyle şiddet yanlısı bir tanrıdan anlamazlar. Efendim bu tanrının şeyini yumuşatalım ne diyelim kaynar su deneyelim de ümitsizlik acısı diyelim. Kim? Muhammed Esed. E canım niyetini anlıyorum. Onu da saygıyla karşılıyorum da. E bu 1400 hem mealinin başında diyorsunuz ki bir kelimenin en doğru anlamı nüzul ortamında kullanılan anlamıdır diye buraya kuralı koyuyorsunuz. Ondan sonra değil nüzul ortamı, batini gelenekte bile olmayan bir manayı gelip bu ayete gözünüz kapalı veriyorsunuz. Sonuçta ben yaptım oldu nasıl güzel mi diye mecaz üretiyorsunuz. Peki siz birine ayı dediğiniz zaman affedersiniz çok güçlü kuvvetli anlamında söyledim demeye kalmadan kafanızı gözünüzü kırarlar. Çünkü dilde ayı kelimesinin mecazi olarak böyle bir kullanımı yoktur. Ama aslanım dediğin zaman hemen yüzünde tebessüm oluşur. Bana güzel bir şey. Mecaz böyledir hocam.
Zerkeşi el-Bahrul Muhit'te diyor ki... Kuşumu kullansaydın iyi olurdu. Evet. Zerkeşi el-Bahrul Muhit'te diyor ki, tevil bu şartlar dahilinde yapılır. Olmazsa oyun oyuncak olur. İlginçtir. Fıkıh usulünde tevilin şartnamesiyle işari yorumun şartnamesi tıpatıp aynıdır. Dolayısıyla bizim ulema demiş ki فَاَمَّا كَلَامُ السُّوْفِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ بِتَفْسِيرٍ. Bak, Sufilerin Kur'an hakkındaki görüş beyanları tefsir değeri taşımaz. Vahidi diyor ki Sülemi'nin Hakaik-i Tefsir diye bir eser yazdığını duydum. Eğer o adam bu eserin gerçekten tefsir olduğunu düşünüyorsa kafirdir. Ne kadar ağır bir laf biliyor musun? Ama bu öyle durduk yere söylenmiş bir laf değil. Eski ulemamız bu terimleri kılı kırk yararcasına bir titizlikle kullanıyor hocam. Biz reyle tefsir diye sellemu selam bir kelime koy. Reyle tefsir olur mu ya? Tefsir verilidir, nakildir. İmam Maturidi'nin tevilatının başına açın. Sahabeden gelen şeye denir tefsir. Ve kesinlik bildirir. Allah bundan bunu kastetti demektir. Allah'a şahit tutmaktır. Tevil ise fukahanındır. Yani bizim bildik fıkıhçı değil. Kur'an araştırmacıların işidir. Lafzı muhtemel anlamlarından birine tercih etmektir. Kesinlik bildirmez. İhtimallidir. Bizi bağlar. İyi de bunu siz tefsirciler yaptınız. Hocam tefsir bizim tefsircilerin tek sorunu ne biliyor musun? Tefsirin ne olduğunu henüz bilen yok. Yani alanını bilmiyor. Onun için dikkat buyurun hocam. Öyle, öyle değil. Bence tefsirci hayır hayır. Tefsirci olursa tefsir el attığı için problem çıkıyor. Hocam bakın tefsir norm koymaz hocam. Tefsir ilk anlamı verir. Kelamcıya buyur der ki ümmeti Muhammed'in kelami inanç problemleri üzerine bu naslardan kalkarak ideolojini kur. Bizim ideolojimiz kelamdır hocam. En büyük çatı ilmi budur bizde. Baba ilim budur. Tefsir bir tedarikçiliktir yani. Efendim ne buyurmuştunuz, ne istediniz? 2 kilo un. Buyur. Bu pasta yapar. Fıkıhçı bundan börek yapar. Ama şimdi un da bizde, tarlası da bizde, börekçilik de bizde, ekmekçilik de bizde. Hiçbir şey doğru düz yapamıyoruz hocam. Entegre tesis. Hocam dikkat edin. Tefsircilerin çalışmaları hacim olarak kalabalıktır. Ama bir kelam, bir fıkıh çalışması nispetle kalitesizdir. Niye? Abi haddi hududu belli değil. Zülkarneyn senden soruluyor. Kur'an'da kadın sende, Kur'an'da yemek bunda. Her şey bizde. Bunun da kırılma noktasını söyleyeyim. Fahrettin Razi'dir hocam. Fahrettin Razi'ye İbn-i Teymiye der ki fihi kulli şey illa evet, tefsir. Her şey var içinde bir tek tefsir yok diyor. Fakat bu art niyetli bir yargıdır. Fahrettin Razi işin çok farkındadır. Ben bütün bunları tefsir diye yazıyorum demiyor Razi hocam. Ben bunları tevil kısmına yazıyorum diyor. Tefsirin alanını Razi de kusura bakmayın de senin benim kadar da biliyor ve bunun da ben metninde gördüm. Bak vel istiksa-ı fiih diyor. Bu konuda enine boyuna derinlemesine tartışma müfessirin işi değil. Kelamcının işidir diye cümleler var. Bizim ulema öyle sandığınız gibi öyle basit. Bence var ya bu raziler filan önce abdest alınıp ondan sonra telaffuz edilmesi gereken isimler hocam. Abdesti genel Fahrettin Razi demek. Okurken de usul almak. Evet abi. Teşekkür ederim. Çok konuştum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Hocalarımızın vakit aşağı yukarı dolmak üzere ya da doldu. İlave edecek bir şeyler varsa alalım. Bir şey yok yani. Cafer Bey sanki bir şeyler söyleyecekse. Yok, bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Sağ olun. Şu ama arka taraftaki bu Hazreti İbrahim'le ilgili şeye ben işte, iki cümle değinmek lazım. Ben esas orayı soracaktım evet. Diyecektim. Ben, yani içeriye girmedik. Sadece tefsir hakikat tartışması yaptık. İçeriye bir nedir? Hocam bir 5 dakika şey yaptım. Burada Hazreti İbrahim'in bir istidlalinden bahsedilir. Fahrettin Razi bu ayeti kerimelerden hareketle peygamberlerin ilmi istidlali ilimdir diye bir şey söyler. İbn-i Teymiye Derb-ı Taarruzül Akıl ve Nakil'de tam yüzlerce sayfa Razi'yi yerden yere vurur. Sırf bu görüşünden dolayı. Burada tevhidin babası olan İbrahim Aleyhisselam'ın istidlal biçimine bakarsanız bu çok basit ve komik bir istidlal. Bana öyle geliyor hocam. Benim şahsi algım ya. Ben böyle Tanrı bulmam hocam. Bulamam ya. Yani. Hele de eğer hocamın dediği çağdaysa bu.
peygamberlik sonrasındaysa bu, tabii, bu hiç yakışmıyor. Bence bu İbrahim Aleyhisselam'da bir tehekküm üslubu vardır. Yani böyle ince alay, biz buna satirik üslup diyelim yani. Bu hep var hocam. Fenazra fen nazratan fin nucuma, bakın böyle he? Oralarda bu Enbiya bana ne soruyorsunuz? Kim yaptı? Büyüne sorun. O yapmıştır canım diyen üsluptan biz bunu anlıyoruz. Burada ne diyor biliyor musunuz? Siz o kadar ahmak, o kadar evlehsiniz ki Tanrı diye şunlara mı tapıyorsunuz? Diye bence aslında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anladır. İbrahim Aleyhisselam konuşuyor, aynı zamanda onun üzerinden Mekke müşriklerinin evlehliği de anlatılıyor. Ben huz erbaaten minet tayre meselesinde de liyetmainne kalbi diyenin Hazreti İbrahim olduğu kanaatinde değilim. O diyor da, o biri adına diyor. Yarabbi burada bir türlü aklı kesmeyen gerizekalılar var. Sen anlat da bunlar da anlasın anlamında o kuş misali oraya, adres oraya gidiyor hocam. Yoksa Allah'a imanı, tevhidin babası olan bir peygamberin orta bir çocuğunu bile kesmeyecek bir istidlalle Allah bulma, bu değil hocam. Bu basitlik bence şeyle ilgili. Bu nazara nazratan filin ucum değil mi hocam? Burada da bir ilginç şey var. O başka bir yerde, burada değil. İbrahim şöyle bir yıldıza baktı diye çeviriyor hocam. Orada ne anlamlar çıkarılıyor? Bu falnameler, astrolojiler, yıldızların insan üzerindeki etkisi, kurban olduklarım. Şu ayetlerdeki anlatılan şeyin İbrahim'in bu damarı kesmekle kendine vazife edilmiş, getirip tam da bunu doğrular şekilde al yıldızların insan hayatında etkisi vardır gibi buraya anlam veriyorsunuz. Oysa mesela Halil bin Ahmet'e falan bakarsanız Arapça eski kaynaklara nazara fin nucum, yani böyle zihninde şimşek gibi bir fikir çaktı. Dedi ki peşin, ben arkadaşlar biraz rahatsızım, müsaade edin dedi ve gitti putlara yapacağı işi yaptı. O nazara fin nucum zihninde fikir çaktı demektir hocam. Buna bakarsanız... Yok, onu da tehekküm olarak alabiliriz. Yani evet, onların inançlarını kullanarak... Şöyle yani. tabii onların inançları. Orada da tehekküm var. Yani. Şimdi hocam... Neyse, ben daha anlatmayayım. Burada bitiriyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. biz de teşekkür ediyoruz. Tabii bugün misafirimiz olduğu için... kendisine özellikle fazla süre vermiyor. Yok, kendisine özellikle böyle tahrik edici sorular sorduk. Kendisinden daha fazla yararlanalım diye. Tabii eğer kendileri kabul ederse biz ayda hiç olmasa bir defa olmak üzere uçak biletini verip buradaki Kur'an oturumlarına çağırabiliriz. Ya da o da olmadı. Bursa'da yeni özel bir ilahiyat fakültesi açarız. Hoca olarak buraya alırız. Öpçülüğü biraz mümkün gözükmüyor. diye burada sözü bitiriyorum. Maşallah, sanki bir şey söyleyeceksin gibi bir hareket var. Hocamı dinleniyor. Ha, buyurun, Adana'ya geldin. Evet. Estağfurullah. Tabii yani Mustafa Bey gerçekten bütün mesaisini, vaktini bu işlere veriyor. Allah razı olsun. Bir çaba içerisinde, iyi niyetli bir çaba içerisinde. Tabii ki fikirlerimizde bazı farklılaşmalar, bazı değişiklikler olacak. Fakat bugün siz de gördünüz ki Mustafa Bey yani herhangi bir asla esasa dayanmadan bir yorum yapmamaya çalışıyor. Hocam ben gelenek kaynaklarını nazar itibara almadan hiçbir yorum yapmamış. İlk kaynaklara gidiyor. Tabii ki şu görüş fevkalade bizler için çok önemli. O da Kur'an öncelikle, biz de zaman zaman Cafer Bey'le burada onunla ilgili şey yapmış idik. Yani böyle mübahasede bulunmuştuk. Öncelikle ilk dönemde nasıl anlaşılıyorsa o anlamı ortaya koymamız, ondan sonra ikinci adımı atmamız gerekiyor. Hiç daha o dönemde nasıl anlaşıldı, ne ifade ediyordu, onların zihin dünyasında nasıl bir yansıması vardı diye ele almadan hemen bugüne doğru gelir isek ciddi sıkıntılar yaşarız diye ben şahsen düşünüyorum. Çünkü ilk muhatapları onlar. Tabii ki bu Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğinin bir alameti de bu Kur'an'ın hem onlara hitap etmesi ve onları tatmin etmesi, hem bize hitap etmesi, bizi tatmin etmesi ve kıyamete kadar gelecek olan insanları da tatmin etmesidir.
Bu bitmez bir hazinedir. Cenab-ı Allah Kur'an'dan istifademizi artırsın. Burada ilanlarda gördüğünüz gibi yani Kur'an'la irtibatımız, çağımızda Kur'an'a yaklaşım sorunu diye bir panelimiz olacak. Yarın Tayyare Kültür Merkezi'nde 14-16 arasında. Buraya da bekliyoruz. Yani çevrenize de duyurursanız memnun oluruz. Tabii bugünlerde havalar biraz güzel. Havalar sıcak. Belki pikniğe gitmek isteyenleriniz olabilir. Belki başka arzu içerisinde olabilir. Saygı duyuyoruz. Fakat bu bir fırsattır diye de size hatırlatmak isteriz. Yarın daha farklı, daha değişik şeyler inşallah sizinle konuşmak istiyoruz. Tabii ki Kutlu Doğum Haftası aşağı yukarı başladı, başlamak üzere. Biz Kur'an Araştırmaları Vakfı olarak 20. yılımızı kutlarken bizim vakfımızın amacına uygun bir panelle adeta bu açılışı yapmış olacağız. Şimdiden istifade edeceğiniz bir panel olacağını söylüyorum arkadaşlarım adına. Sizi yarınki bu panele davet ediyoruz ve hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.